Onun için biz size bunu beyan ettik. Tabii ki e, kafirleri e, İsa Selam'a Allah'ın oğludur haşa iftira ve isnadını kabul ederek kutlayan e, Allah doğurdu haşa. Kur'an'da geçtiği gibi veled Allah tabirini haşa. Bu şekilde bir kutlama yapan o Stalin gibi kafirdir. O dinsizin önde gidendir. O onu bilir. Ama diğer noktalarda da bir kavme benzeyen onlardan olur. Men teşebbe bi kavm minhum. Çok tehlikeli. Ve la terkenu Şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. Tıraşınızı bile benzetmeyin diyor Beyzavi tefsiri. Tıraşınız bile, Amerikan tıraşı, Alabrus bilmem ne. Bu kafanızın tıraşlarında çok sıkıntı görüyorum. En Müslüman adamlarda görüyorum. Bak, ya uzatacaksan uzat, ya kısaltacaksan eşit kısalt, ya keseceksen eşit kes, kafan da bir tarafı fazla, bir tarafı eksikse büyük günah. Haram! Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, çocuğu öldürmekten beter ettiniz buyurdu bir çocuğun başını öyle tıraş etmişler. Çocuğu öldürdünüz dedi ya. Manen öldürdünüz bunu dedi radıyallahu anh efendimiz. Bu çok büyük bir tehlikedir. E Efendi Hazretlerimizin en çok üzerinde durduğu kafirlere benzeme noktasında. Bu tıraş işleriniz sizin çok tehlike arz ediyor. E saçını uzatmak tamam, sünnette var, uzatabilirsin. Ama şimdi bir tarafın uzun, bir tarafın kısa. Şu iki taraftan kısaltıyor, ortayı uzatıyor. Veya şurayı uzatmış, burayı kesmiş. Değişik bir kılıklar kıyafetler. Müslümana yakışmaz, Müslümanın çocuğuna yakışmaz. Allah sizden razı olsun. Yapmayın bunları ya. Kafirlerin modası ise şekil benzerliğinde haramiyet var. Nereden var? menteşebbe bir kavmin say hadis kim bir topluma benzemeye çalışırsa fevemülüm o onlardandır e şimdi bu hadis sahihken sen burada nasıl diyorsun ki ben istediğime benzerim sana ne? benzeyemezsin hele ki bu yılbaşı meselesinde bu öyle bu şeye de benzemez yani öyle maraşa da benzemez onlardan da daha azim daha büyük belalar açar. Ya mesele İsa Aleyhisselam'ın doğum günüyle alakalı değil. Allah doğurdu diyor, Allah'ın oğlu oldu diyor. Mesele o. Yani Musa Aleyhisselam'ın doğum gününü doğru bilsek, İsa Aleyhisselam'ın mevlidini doğru bilsek, ki İsa Aleyhisselam Hoca Hoca herhalde diyormuş ki şimdi bu 25 Aralık dedikleri de doğru değil. E, çünkü gün olarak, mevsim olarak onlara bazı deliller getiriyormuş. Mesele o da değil. Mesele efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü hakkında da birkaç rivayet var. 8'i mi 12'si mi diğer bağda mesele o değil. Her günde kutlarız Mevlidi. Ama burada bir peygamber Allah'ın oğlu deniyor. Ve Allah doğurdu deniyor haşa. Üç ilahtan biri deniyor. Burada şirk var. Bu İsa aleyhisselam buna razı değil. İsa aleyhisselam bunu bu şekilde kutlayanlara, bunlara, efendim katılanlara lanet okuyor İsa aleyhisselam. Lanet okuyor. Onun için biz niye bu lanetin içine başımızı sokalım? E ben yılbaşıyı kastetmiyorum madem. Öyle bir şey yok. Bizim takvimimiz hicridir. 1444 hicri yılını dolduruyoruz. Bizim yılbaşımız Muharrem-i Şerif'in birinci gecesidir. Birinci günüdür. Biz Müslümanız. Biz bu kafirlerin tuzaklarına gelemeyiz. Çok çocuğumuzu koruyacağız inşallah. Onun için size düşüyor. Yani diğer hoca efendiler programlar Mekke'nin fethi adı altında birçok programlar yapılıyor ki Mühim olan günahtan, masiyetten, şirkten, kafirlere benzemekten özel içerikli yılbaşı özel programı olduğu zaman yılbaşı özel geçen bir programın izlenmesi sahir zamanda da izlenmesi caiz olmayan içerik varsa da yılbaşı özel yazdığı zaman da bu normal bir program bile olsa zahirde haram içermese bile yılbaşı özel lafları geçenlerden uzak duracağız. Fetva bu şekilde. Efendimiz bunun üzerine çok duruyordu. Ee, siz de işte mümkün mertebe tebliğ edin. Saat 9'da bizim YouTube kanalında Lale falan biz soru cevap milleti hayırla, ilimle meşgul etmeye çalışacağız inşallah. 12'yi de geçeriz inşallah. Ama Beni dinlemeniz şart diye bir şey yok. Mühim olan Kur'an okuyacağım, namaz kılacağım, zikir yapacağım, erken yatacağım, teheccüde kalkacağım, tamam. Bunlarda hiçbir sorun yok. Çünkü her yere lanet yağarken, ibadetle, ilimle meşgul olana rahmet kat kat yağar.